bugün bir seçim olsa kime oy vermeyi tercih ederdiniz? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Yani şöyle kurumla ilgili mi, şeyle ilgili mi, koronavirüsle ilgili mi? Seçim. Ne oluyor? Seçim. Oy kullanmak için. Ha, uygulama. Ha, AK Parti. Ekrem İmamoğlu. Yani dürüstlükle aksi yoldan kullanılacak bir yol olacaktır. Ki hangisini daha en dürüst bulursam ona vereceğim. Var mı aklınızda bir isim? Evet, CHP'ye vereceğim. Başka seçenek var mı CHP'den başka? Teşekkür ederiz. O siyaset gizlidir. İbadet de gizlidir. Şu anda karar veremedim. Tabii belli bir siyasi görüşüm var. O da Allah biliyor. Ama şu anda onu açıklamak zorunda değilim yani. Ki tabii ki çağdaş demokrat ülkesinin bayrağını, cumhuriyete düşkün insanları, bağlı insanlara vereceğim. Mansur Yavaş'a. Siz? Aynen. İktidar harici. Var mı aklınızda bir isim? İktidar harici hepsi. Şu anda verebileceğim biri olduğunu düşünmüyorum ama yani mecburen vermek durumunda olursam herhalde bu İYİ Parti'den ayrılan beyefendi vardı. O profesör, ismini hatırlayamadım ama ona verirdim diye düşünüyorum. Ümit Özdağ. Ha, Ümit Özdağ, Ümit Bey. Vallahi CHP. CHP. Teşekkürler. İyi günler. Kılıçdaroğlu'na verirdik yani. Vallahi en güzel soruyu sordunuz. Ben bir AKP'li olarak kesinlikle artık onlara oy vermiyorum. Önümüzdeki seçeneklere bakacağız. Ona göre oyumuzu kullanacağız. Var mı peki kendinize yakın hissettiğiniz bir isim? Evet. Aslında Mansur Başkan olsa daha da iyi olur. Teşekkür ederim. Siz? Vallahi ben de eskiden AK Parti'ye veriyordum gerçekten. Ama bundan sonra yani oy vermek değil, hiçbir şey veremem. Benim aklımda Selahattin Demirtaş var. Ona oyumu veririm. HDP. Kararsızım şu anda. Var mı peki aklınızda bir isim? İsim AK Parti. CHP'ye verirdim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel. Şimdikinden başka hangi soru sorarsınız? Var mı aklınızda bir isim? Tabii ya. Kim? Kılıçdaroğlu. Şu andakine değil herhalde. Var mı aklınızda bir isim? Yok. Millet İttifakı. Düşüneceğim valla. Hiç ortalık iyi değil biliyorum. Kararsız mısınız? Kararsızım. Muharrem İnce. Akşener'e. Ciddi söylüyorum. Hiçbirine vermem. Peki var mı aklınızda bir isim? Vallahi yok yani. Aklımda bir sürü isim vardı ama bütün şeyler istimal edildiği için artık öyle aklımda kimse yok. Boş oy mu atardınız? Atardım. Zaten diğer seçimde de boykot yaptım. Oyumu kullanmadım. Yine olsa yine de boykot ederim. Yine de kullanmam. Siz peki? Ben de aynı şekilde. Kimseye vermem. CHP'ye. Teşekkürler. CHP'ye. Teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan. Bugün kesinlikle AK Parti dışında AK Parti'nin karşısında kim geçerse ona oy vermeyi düşünüyorum. Aklınızda bir isim var mı? Mansur Yavaş eğer aday olursa Mansur Yavaş düşünüyorum. Kimseye vermem ya, kime vereceğim? Aklınızda bir isim var mı? Yok, birisi de yok. Parti olarak mı soruyorsun? Parti ya da isim. Ha, AK Parti. AK Parti. Hak edene. Var mı aklınızda bir isim? Evet. Kim? Söylemem. Çok kararsızım daha. Aklınızda bir isim var mı? Hiç yok. Siz beyefendi? Ben mi? AK Parti'ye verirdim. AK Partisi, CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hiç kimseye. Aklınızda bir isim var mı? Var. Kim? Hiç kimseye diyeyim size. Vallahi her zaman verdiğimiz yer. CHP'liyim ben yavrum. Vallahi kararsızım. Var mı aklınızda bir isim? Yok. Şu an daha belli değil ya. Var mı aklınızda bir isim? Ya devamlı verdiğimiz var ama şu an düşünüyoruz yani. Yani 18 yıldır aynı verdiğimiz yer var ya. Ama şu an bakalım. Kararsız mısınız? Valla bir EYT var. EYT olursa olur ya. Boş atardım herhalde ya. Ya şu an AK Parti'ye vermem, sadece onu biliyorum. Onun dışında bir kararım yok. Kararsız mısınız? Evet. Valla ne bileyim, hangi partiye verelim? İyi de biz de şaştık. Ona verse gel, ona verse gel. Partiyi sorarsan bu hükümete vermeyiz herhalde şu anda. Var mı peki aklınızda bir isim? Yok, hiçbir isim de yok şu anda. Kararsızım ben daha doğrusu. Siz? Ben de kararsızım. Yani şimdi kimse böyle seçimde kazanacak, devleti yönetecek gibi gözükmüyor ki. Şimdi de gözükmüyor, gelecekte gözükmüyor. İkisi de gözükmüyor. Yani tamam vereyim, bir tuttum partiye verelim. İkisi de göstermiyor kime, yani devleti yönetecek gibi gözükmüyor. O şu anda hiçbir bilgim yok. Hiç kimseye vermeyi düşünmüyorum. Kararsız mısınız? Evet, kararsızım. Hiçbirine. Her zaman CHP. Hiç kimseye canım. CHP, CHP, sonuna kadar CHP. CHP'ye uyuyorum ben. Siz? CHP. Hiçbir isim. Aklınızda bir isim var mı? Yok hiç. Şu anda hiçbirisi de yok. Siz?
Ben de aynısı, aynı kime görüşteyim. Kime verdiyse sürünüyor ki. Ben emekliyim, 1 milyar 700 bin lira maaş alıyorum. 7-800 lira fatura geliyor. Kime vereyim, sen kime verirsin? CHP. Bir tek oyun var ama 10 tane oyun olsa Millet İttifakı'na. O kendine verir. Hiç kimseye vermezdi. Kararsız mısınız? Hayır, kararsızlık değil. Gördüğüm saçmalıklardan sonra hiç kimseye oy vermeye gerek görmüyorum yani. İhtiyaç da duymuyorum. Çünkü hiçbir şey bize hitap etmiyorlar. Tamamen kendilerini düşünüyorlar. Kime oy verebileceğiz? Kime oy vereceğiz? Şeye, Kılıçdaroğlu'na. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Yani çok düşündüm ama hiçbirine vermek istemiyorum. Kararsız mısınız? Kararsız değilim. Karar verdim. Hiçbir parti liderini Türkiye'yi yönetecek kadar olumlu bulmuyorum. Boş oy mu atardınız? Bilmiyorum ki, yani kullanmak istemiyorum aslında. Bilmiyorum kime vereceğim, ben de bilemedim. Kararsız mısınız? Kararsızım vallahi. Vallahi hiç kimseye verme. Hepsi de birbirinden şey. Boş oy mu atardınız? Boş oy atarım. Yine iktidar partiye oy verdim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok ani sordunuz. Bilemiyorum ki. Vallahi Türkiye'de oy verecek hiçbir parti göremiyorum. Var mı aklınızda bir isim? Yok, hayır. Şu an için yok. Teşekkür ederiz. Zaten belli de olmadı. Hangi isim çıkacak? Benim oyum yıllardır belli zaten. CHP. Onu daha düşünemedim. Kararsız mısınız? Kararsızım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Teşekkürler. Siz? Büyük Birlik Partisi'ne verirdim. Bilmem şart mı? Nasıl isterseniz. İyi Parti'ye verirdim. Türkiye Değişim Partisi. Selahattin Demirtaş'a verin. Tabii ki Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'na veririm. Türkiye'yi kim kurtaracaksa ona. Aklınızda bir isim var mı? Tabii Kılıçdaroğlu. Siz? Aynen. Aynen. Yani çok zor durumdayız. Bizi düşünen kimse yok. Çünkü herkes koltuğunu düşünüyor. Emekliyiz. 100 lira zam. Evlerimize, elektriğimize, suyumuza gelen zamların haddi hesabı yok. Gerçekten çok sıkıntıda halk ama bunu kimse görüp duymuyor. Halk Partisi'ne. Kafama hangisi yatarsa ona veririm. Peki var mı aklınızda bir isim? Nasıl yani? Ne yani, kim hakkında? Şu an yakın hissettiğiniz bir isim var mı oy vermek için? Yok, şu anda düşünüyorum, daha karar vermedim. Parti'ye oy verdik. Siz? Aynen. Vallahi şu anda hiç karar veremedim daha yani. Peki aklınızda bir isim var mı? Yok, şu anda hiç yok ya. Daha kesin bir karar veremedik ama hükümet değişirse bence daha iyi olur diye düşünüyorum yani. Hiç kimseye şu anda. Erdoğan'a veriyorum. AK Parti'ye. Çekimserim. Kararsız mısınız? Evet. Değil mi? Yayınlayacak mısınız? Meral Akşener. Teşekkürler. Sizden de alalım. Meral Akşener. Dur anı kurban. Ben kendim. Kimi? Seçim olsa kime oy verirdiniz? Sen seçim değil mi? Evet. Vallahi hatırlamıyorum ki, aklımda yok. Sana anlatayım. Unuttum, gittim. CHP'ye vermişim muhakkak. Teşekkürler. Muhakkak. Yani benim hani ben kendimi bildim bileli CHP'ye veriyoruz. Niye inkar edeyim? Ben herhalde buna vermem kızım. CHP'ye verir. Ablam dediği gibi CHP. Ablamın toplum içerisinde bu şey belli yani. Kime oy verileceği. Ülke için, ülke insanları için geleceğini garantileyecek, sanayisini geliştirecek kişilere verilir yani. Ben yani şu veya bu olarak ayırt etmek istemiyorum. Aklınızda bir isim var mı? Yani ülkeye en hayırlısı kim ise olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Siz? Ben de aynı. Ya CHP'ye tabii ki. Vallahi kime oy vermeyi tercih ederdik? Daha önceden olsaydı gene CHP derdik ama şu an için onda da kararsızız. Kararsızsınız yani. Kararsız. CHP'ye veririm. CHP'ye. AK Parti. Ne diyeyim, doğrusunu söyleyeyim mi? Tabii. Neydi? AK Parti'ye veririm. Parti tutmuyorum. Asla hiçbir partiye de oy vermem. CHP. Vallahi çekimser kalırdım. Boş oy mu atardınız? Aynen öyle. HTP'ye veririm. HTP'den en güzel Selahattin Demirtaş. Tayyip Erdoğan'a. Kimseye. Aklınızda bir isim var mı? Aklımda buranın belediye başkanı. Bunun cumhurbaşkanı olmasını isterdim. İsim alabilir miyiz? Serpil.
Oy vereceğiniz kişinin ismini. İstediğiniz. Mahsun Yavaş mı? Mahsun Yavaş. Teşekkürler siz. Ben hiçbir kimseye yavrum. CHP'ye vermek istiyorum. Sağ. CHP. Şu anda hiç kimseye veremem. Kime? Meral Akşener. Kesin değil ama bu şeye vermem yani iktidardakilere vermem. Peki aklınızda bir isim var mı? Vallahi, herhalde Meral Hanım'a yani şu anki şeyim veya onun durumuna göre seçimde değişebilir ama mevcut iktidara vermem. Yani AKP'ye veya MHP'ye, HDP ona da vermem. Onun dışındakilerden birine değerlendiririm. CHP. Vallahi zor bir soru. Şu andaki mevcut olana vermeyi düşünmüyorum. Hep ona verdim ama düşünmüyorum. Gidişat hiç iyi değil. Özellikle ekonomik yönden iyi değil. Onun için şu andakine vermeyi düşünmüyorum ama öbürleri de muallak. Yani kesin bir şey yok şu anda. Kararsız mısınız? Kararsız gibi bir şeyim ama dediğim gibi bu şu andaki olana devamlı oy verdim ama bundan sonra vermeyi düşünmüyorum ekonomik yönlerden. Çok zor bir soru. Bilmiyorum. Yani kendinizi yakın hissettiğiniz bir isim var mı? Yani bu devletin değişmesini istiyorum sadece. Daha yeni birisine veririm. Peki var mı aklınızda bir isim? Yani bana soracak olursanız ben ya Mansur ya da İmamoğlu tarafındayım. Bugün seçim olsa kime oy vermeyi tercih ederim? CHP. İyi Parti'ye verirdim. Teşekkür ederim. Muhalefeti o yapıyor çünkü. Bir kadın olarak destekliyorum. Kimseye. Aklınızda bir isim var mı? Yok. Hiçbirini de vermem. Var mı aklınızda bir isim? Yok. Kararsız mısınız? Kararsız. Kimseye vermem. Boş. Boş oy mu atardın? Çünkü artık güveneceğimiz kimse kalmadı ki. İşte ülkenin hali belli. İşsizlik. Yani daha nasıl söylesem bilmiyorum ki. Aslında hiçbirine. Ama tercihim CHP'den yana. Sağ olun siz. Valla Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler siz. AK Parti olmayacağı kesin. Peki var mı aklınızda bir isim? Yani Mansur Yavaş olsa çok iyi olur. Hiç düşünmedim. Bilmediğim yerden sordunuz. Var mı aklınızda bir isim? Yok, şu an yok. Kime? CHP'ye. Kime vermek? Reis'e vereceğiz. Başka yapabileceğimiz bir şey yok yani. AKP? Şu anda kararsızım. Kendinize yakın hissettiğiniz bir isim var mı? İki isim var, öyle söyleyeyim. Ve tamamen zıt. Nasıl bir insansınız diyeceksiniz. Gerçekten öyle. Yani bakış açısına bağlı. Bir bakış açım A partisi der, bir bakış açım B partisi der. Bu da günümüzün bize getirmiş olduğu gerçekler diye düşünüyorum. Bugün seçim olsa kime oy vermeyi tercih ederim? Henüz daha bilmiyorum valla. Kararsız mısınız? Kararsızız. Kimseye. Hiç kimseye. Boş oy mu atardınız? Atarım herhalde. Siz? Aynen. AK Parti hariç herkese. Aklınızda bir isim var mı? İsmi yok. Kim iyiyse ona vermeyi tercih ederim. Kararsızsınız yani. Ya kararsız değilim de açıklamalarına göre hareket edeceğim. Hiçbirine vermiyorum. AK Parti. CHP. Teşekkür ederiz. Sağ olun.